LGS'de şu anda hangi konumda olmalıyım? Arkadaşlar gerçekten de LGS sürecinde çok büyük gayretler sarf ettiğinizi biliyoruz. LGS'ye 185 gün kaldı. Hala çok değerli bir süre var. Günde 10 soru çözersek 1850 soru çözmüş oluruz. Günde 100 soru çözersek 18500 soru çözmüş oluruz. Ki ben eminim ki hepiniz çok daha fazla yeni nesil soruyu, çok daha fazla soruyu gayret ederek çözüyorsunuz. Ve inşallah hayalinizdeki liseyi de kazanacaksınız. Ben günde en az 100 soru çözüyorum hocam. Harikasın Tonguç'um. Günde en az 100 soru çözmelisin. Bazı arkadaşlar daha fazla çözüyordur. Onları da tebrik ediyoruz. Şimdi Aralık ayında LGS bizden ne bekliyor? LGS için Aralık ayında ne yapmalıyız? Birincisi şunu unutmayalım ki çile geçici, zafer kalıcıdır arkadaşlar. Yani şunu bilmeniz lazım ki Halil Mutlu diye bir olimpiyat şampiyonumuz var. Yüzlerce, onlarca altın almış, birincilikleri var, dünya birincisi olmuş, Avrupa şampiyonu olmuş, Türkiye şampiyonu olmuş. O diyor ki beni diyor şampiyon yapan birinciliklerimi, altın madalyalarımı söylerken sakın sakın İkinci olduğum, üçüncü olduğum, dördüncü olduğum, hatta sonuncu olduğum günleri de unutmayın diyor. Ben diyor direkt birinci olarak başlamadım hayata diyor. Sizler de şu anda önünüze engeller çıkmış olabilir. LGS sayısalda, LGS sözelde bazı sorular gerçekten, bazı dersler gerçekten sizi yoruyor olabilir. Diyebilirsiniz ki ya lanet olsun artık ben çalışmak istemiyorum, vazgeçtim, ben bu tepeyi tırmanmayacağım diyebilirsiniz. Burada şunu hatırlamalısınız arkadaşlar. Sizler şu ana kadar birçok şeyi başardınız. 5'te, 6'da, 7'de birçok şey başardınız. Bunu biliyorsunuz. Takdirler aldınız, teşekkürler aldınız. İlkokulda birçok başarılarınız oldu. Dolayısıyla bazı zamanlarda zirveye ulaştınız. Bazı zamanlarda inişler oldu. Ama endişelenmeyin. Şu anda önünüze yine bir engel var. LGS var. Bu engeli de aşacaksınız. Eskiden yaptığınız başarıları düşündüğünüzde esasında başarabileceğinize inanacaksınız. Başaracağım hocam. Harikasın Tonguç. Aynen böyle demelisin. Başaracağım hocam demelisiniz. Ve asla ve asla vazgeçmemelisiniz. Dolayısıyla Aralık ayı bizler için çok çok önemli. Ve Aralık ayında çile geçici, zafer kalıcıdır diyeceğiz. İstikrarlı bir şekilde Aralık ayı çalışma programımızı hazırlayacağız. Bizler de zaten Aralık'ta güçlenme ayında hem yazılı kamplarımızla hem de diğer LGS yönelik özel canlı yayınlarımızla, yeni nesil videolarımızla sizleri mükemmel bir şekilde güçlendireceğiz. Ve 2022'yi bitirip 2023'e girerken LGS 2023'e biz buradayız, geliyoruz. LGS 2023'ü yok edeceğiz. Harikasın. LGS 2023'ü yerle bir edeceğiz Songuç'um. Tebrik ediyorum seni. Burada şu çok çok önemli. Sizlerden gelen yorumlara baktığımızda arkadaşlarımız demiş ki mesela hocam bir yandan okuldan, bir yandan siz, bir yandan da dershaneden ödev veriliyor. Bu yüzden çalışma programı yapamıyorum. Ne yapmalıyım, ne olur yardımcı olun demiş. Birazdan çalışma programı nasıl yapılacağını göstereceğim. Zaten burada şöyle çok güzel sayfalarımız var. Ve aynı zamanda plan ve programı nasıl yapılacağını birazdan sizlere göstereceğim. Melek Mangal demiş ki hocam ben 2 ay geç geldim. Ondan dolayı diğer konularım birikti. Benim o konuları ne zaman veya nasıl bir programla yetiştirebilirim demiş. Programla alakalı birazdan sayfamız geliyor. WRT'yi demiş ki hocam ben dönemin başından beri bayağı umutsuzdum. Ders çalışmaya hiç istekli değildim. Sonra bayağı bir düşündüm, motive oldum ve düzenli bir program hazırladım. Tüm konulara baştan başladım ve test çözmeye başladım. Acaba çok geç mi yoksa yapabilir miyim? Yapabilirsin. Zaten benim de birazdan size yapacağım plan aynen böyle. Tüm konuları düzenli bir şekilde karşınıza çıkarmanız lazım. Şimdi arkadaşlar Aralık ayı çok önemli çünkü 2022'nin son ayı. 2022'den son koparacaklarımızı koparalım. 2023'e mükemmel bir şekilde girelim. Birinci dönem öncesi son düzlükteyiz. Öncelikle şunu unutmayalım arkadaşlar. Çalışan kazanır, elması kızarır. Çalışmayan ne olur Tonguç'um? Patlar. Aynen dediğin gibi. Çalışmazsanız olmaz. Yani bu iş çalışmadan olmuyor. Eğer ben çalışmadan yaparım, bazı taktikler uygularım. İşte bir arkadaşım var benim çok zeki, o çalışmadan yapıyor. Bunların hepsi hayal arkadaşlar. Çalışmadan yapan kimse yoktur. Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla gayret göstereceğiz, emek sarf edeceğiz, çalışacağız ve kazanacağız. Çalışmak da öyle günde 1000 saat çalışmak değil. Günde okuldan geldikten sonra yapacağımız tekrarlarla, çözeceğimiz testlerle zaten hayalimizdeki okulları kazanabiliriz. Birincisi çalışmayla alakalı şunu söyleyelim arkadaşlar. Dinlendiğiniz anlarda bile, mesela kitap okuduğunuz anlarda bile esasla çalışmış oluyorsunuz. Çünkü kitap okuduğunda bir insan satırları takip ettiğini, odaklanma yeteneğinin arttığını, Türkçe kelime dağarcığının arttığını, hayal gücünün arttığını her zaman söylüyoruz sizlere. Yani sizler LGS'ye girdiğinizde sözel bölümde paragraf soracaklar. Onu zaten biliyorsunuz. Ama sayısal bölümde bile, sayısal bölüme gireceksiniz, açacaksınız mesela böyle matematik soruları gibi. Ama böyle sanki hikayeler var, metinler var. Allah Allah diyeceksiniz ya ben burada bak bir şey, bir fırında çavdar ve buğday unları karıştırılarak bak böyle metinler var. Dolayısıyla bu metinleri iyi anlamanız için ya da fendeki bu paragraf gibi duran soruları çok iyi yorumlamanız için kitap okumanız gerekiyor. Hocam ben kitap okumaktan sıkılıyorum ve kitap okumak harici ne yapabilirim diyorsanız ya da kitap okumaktan daha fazla, daha hızlı net artırmak istiyorum diyorsanız bu durumda ne yapmalıyız Tonguç'um? Video izlemeliyiz. Hayır. Video izleyeceksiniz. Tonguç Akademi videolarını izleyeceksiniz ama kitap okumaktan daha hızlı bir şekilde net artıran şey de paragraf çözmek. Mesela bizim günde 15 paragraf veyahut da 8. sınıf LGS paragraf fonds kitaplarımız var. Burada her gün çözdüğüm paragraflar senin
test tekniğinde senin Türkçe'de çok hızlanmanı sağlayacak. Dolayısıyla paragraf sorusu çözmek de çok çok önemli. Eğer bu kitapları çözmediyseniz bunları da mutlaka çözmelisiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Testle tekrar en önemlisi. Yani tekrar etmeliyiz. Aralık ayında tekrar edin yeni konuları. Bu da tekrar kelimesini duyunca öğrenciler birazcık sinir oluyor. Ben de tekrar kelimesinden nefret ediyorum hocam. Evet, ben de öğrenciyken ben de nefret ediyordum. Yani LGS'ye de hazırlansan, üniversite sınavına da hazırlansan, yazılıya da hazırlansan tekrar etmelisin denildiği zaman insan birazcık böyle rahatsız oluyor. Tekrar nedir ya diyor. Esasında tekrardan kastı şu. Size işlenilen konularla alakalı ödevler veriliyor. Mesela biz YouTube'da videomuzu anlatıyoruz. Videodan sonra diyoruz ki arkadaşlar işte şu soru bankamızdan, problem bankasından şu soruları çözün diyoruz. Bu soruları çözün demek bir tekrar esasında. Sen bu soruyu çözerken, buradaki temel soruyu, orta seviye soruyu çözerken bir şekilde tekrar etmiş oluyorsun. Yani tekrardan kastımız test çözün arkadaşlar, bakın. Tekrarın T'sini alın, test çözmek. Çünkü sınavda bize test soracaklar. Sınavda bize anlat bakalım, tekrar et bakalım bunları sözlü bir şekilde demeyecekler. Cevapların önünde yazdığı sorular soracaklar. Dolayısıyla bizim de bol bol soru çözmemiz, test çözmemiz gerekiyor. Bir de arkadaşlardan şu yorum çok geliyor. Hocam konuyu biliyorum ama denemelerde sayısal netlerim çok düşük. Sayısal da arkadaşlar netlerimizi artırmak istiyorsak mutlaka belli bir sabır gerekiyor. Hatta biz mesela matematikte problem bankası bu sabır gösterdik. Bak ilk başta temel seviye, sonra orta seviye, sonra zor seviye sorulara geçiyoruz. Burada hepsini yeni nesil hazırladık. Hepsi yeni nesil, böyle düşünmeye yönelten, hepsi böyle işlem gerektiren sorular. Ama buradaki kolay bir işlem gerektiren soru. Hepsinde böyle resimler, böyle alengirler var ama temelden ortaya, ortadan zora geçiyor. Ve sen bu temel soruyu çözerken bile kendine 5 dakika süre verebilirsin. Nasıl yani hocam? En kolay soruya 5 dakika mı vereceğiz? Evet, çözebilirsin. Önemli değil. İlk başta kendini alıştırmak için, sabretmek için bu kolay soruyu bile 5 dakikada çöz. Sana sınavda en zor soruyu soracaklar belki. Ona da 2 dakika verecekler. Çünkü sayısalda biliyorsun ki 40 soruya 80 dakika veriyorlar. Yani bir soruya 2 dakika veriyorlar. Ama sen en temel soruya bile şimdi 5 dakika verebilirsin. Zor soruya 15 dakika verebilirsin. Önemli değil. İlk başta kendini sabırlı bir şekilde alıştırmalısın. Bir anda olmuyor bir şeyler. Yani hop çıkıyor, bir anda bitiremezsin. Dolayısıyla sabırlı bir şekilde ilerleyeceğiz ve netlerimizi güzel bir şekilde artıracağız. Burası da önemli. Hatta biz mesela paragraf 10 kitabımızda bile bak sayısal değil sözelde bile bazı testlerde bak şöyle göstereyim. Bak bazı testlere 10 dakika veriyoruz. Bazı testlere 16 dakika, bazen 18, bazen 8, bazen 11 dakika, bazen 15 dakika. Yani süre yönetimini çok iyi yapman gerekiyor Tomuş evladım benim. Gelelim plan ve program sayfasına. Bu sayfada arkadaşlarımız zaten az önce sormuştu. Bize yorum atan arkadaşlarımız. Şimdi bizler Tonguç Akademi olarak sizlere Aralık programımızı zaten bu videonun linkinde verdik. Gün gün canlı yayınlarımız, videolarımız her biri hazır. Yazılı kampımıza gelecek. Ama sen kendin öncelikle şu programı yapman gerekiyor. Yani birincisi LGS'de en önemli dersin ne? Matematik. Matematiği yazdın. Sonrasında feni yazdın. Sonra Türkçe yazdın. Bunlar katsayısı en yüksek olan dersler. Ardından inkılabı yazdın. İnkılap dersini yazdın. İşte ardından İngilizceyi yazdın. İngilizce de önemli. Sonra dini de yazdın diyelim ki. Şuraya din de yazalım ki şey olmasın. Buraya yazdın ya. Burada her bir dersle alakalı senin çözmen gereken, bitirmen gereken mutlaka konular var. Yani matematikte işte çarpanlar, katlar, kareköklü sayılar, üslü sayılar, işte üçgenler var. Fende mevsimler, iklim var, basınç var, hareket var, bir sürü konu var. Türkçe'de yine aynı şekilde filmsi var, ögeler var. İnkılapta bir kahraman doğuyor, milli uyanış, İngilizce'de friendship, teen life, bir sürü konu var. Bunları bildiğimi biliyorsun. Şimdi bu konuları da yazacaksın, bu konuları da belirleyeceksin. Yani diyeceksin ki İşte matematikte çarpanlar, katlar, üslü sayılar, köklü sayılar, üçgenler, olasılık. Konular 5 tane olmuş olsun. Fende de diyelim ki 1, 2, 3 konu olsun. Türkçe'de 1, 2, 3 konu olsun. Daha fazla olduğunu biliyorum. Ama sen bu konuları bir listeleyeceksin önüne. Bunları listeledikten sonra bunların her biriyle alakalı şöyle bir çizelge çıkaracaksın. Nedir bu çizelge? Yapman gerekenler. Yani ben neredeyim, ne eksiklerim var ve hangi konuları ile alakalı test çözmüşüm, hangisiyle alakalı test çözmemişim bunu bileceksin. Hatta buna SWOT analizi deniyor. Yani nedir? Strength yani güçlerimiz, weakness yani zayıflıklarımız, opportunities yani fırsatlar, threats yani tehditler. Şimdi senin en büyük tehdidin ne? LGS. Hayır, senin en büyük tehdidin LGS değil. LGS seni hayata hazırlayan bir sınav. Olur olmaz, önemli değil. Ama burada en büyük tehdidin senin sosyal medya. YouTube'da, Instagram'da, WhatsApp'ta, oyunlarda bir sürü şey senin esasında seni başarısızlığa yöneltiyor. Sana böyle gereksiz şeyler veriliyor ve sen de diyorsun ki ya vazgeçim hazırlanmayayım diyorsun. En büyük tehdidin o. En büyük tehdit içinde yapamayacağım diyen ses. Bu sesi bir kere durduracaksın. Şimdi bu tehdidi tamamladıktan sonra fırsatların var. Nedir fırsatların? Tonguç Akademi yanında. Bak Tonguç Akademi olarak bizler sana YouTube'daki videolarımızla, kitaplarımızla, aynı zamanda tongucakademi.com'da LGS dershanesinde mükemmel canlı yayınlarımızla sana zaten destek oluyoruz. Sen de mutlaka bu desteklerden birini tercih ediyorsun. Okuldaki hocaların da senin için gayret gösteriyor. Bir kere fırsatların var. W weakness, weakness işte az önce söylediğim sosyal medya. Yani bazen çalışmaktan yoruluyoruz gerçekten. Bir de nedir?
güçlü olduğumuz yerler. Güçlü olduğumuz yerleri de az önce söylemiştim Tonguç'um. Sen şu ana kadar birçok şeyi başardın. Yine başarabilecek güçtesin. Hemen şöyle getirelim. Bak engelleri aştın. Şimdi önüne başka bir engel var ama bu engeller önüne çıktı da şunu diyeceksin. Ben eskiden başka engeller nasıl aşmıştım? 7. sınıfta da üzüldüğüm anlar olmuştu. 6. sınıfta da zorlandığım anlar olmuştu. 1. sınıfta okumayı öğrenirken de zorlandığım anlar olmuştu. E ben bunların hepsini başardım. Bunu da başarırım demelisin. Kendine güvenmelisin. Sonrasında bir... Konu anlatımı. Bunu video izleyerek yapabilirsin. Kendin çalışma yaparak. İkincisi post-it. Yani böyle kopya ya da akıl haritası gibi duvarına yazılar asmalısın. Üçüncüsü LGS soruları. Örnek sorular. İşte Tonguç'un kitapları. İşte diyelim ki sıfırdan olabilir, dinam olabilir, taktik de olabilir, zor olabilir. Başka yayınlar. Map örnek testleri. İşte X yayınları, Y yayınları. Bunlar senin elindeki envanterler olsun. Tamam mı? Bunlarla alakalı kendi yol haritanı belirleyip diyeceksin ki ben... Bütün bunları yaparsam zaten LGS'de mutlaka yapabileceğim en yüksek netlere ulaşabilirim diye. Mesela örnek veriyorum. Türkçe'de konu anlatımı filmse yaptın. Öğrendin. Filmse ile alakalı post yapmana gerek yok. Zaten biliyorsan geç bunu. LGS sorularını çözdün mü? Daha çözmedim hocam ya. O zaman onu çözmelisin. Bak bura boş. Mesela diyelim ki bizim taktikliden çözdün, zordan çözdün ama LGS sorularını çözmediysen, örnek soruları çözmediysen burası boş. Burayı doldurman lazım gibi. Bu şekilde bütün bunları doldurduğunda mükemmel bir başarı yakalayacaksın Tonguç'um. Bizler Tonguç Akademi olarak sana videolarımızla YouTube'da zaten Aralık ayı programımızı, yazılı kamplarımızı hazırlayarak destek oluyoruz. Aynı zamanda efsanevi kitaplarımıza Paragrafons gibi, Problem Bankası gibi, Günde 15 Paragraf gibi ya da set haline daha ucuz olan Dinamo Set gibi kitaplarımıza zaten süper bir şekilde destek oluyoruz. Aynı zamanda tonguçakademi.com'da da mutlaka ziyaret etmeni tavsiye ediyorum. LGS dershanesinde süper bir şekilde öğrencileri hazırlıyoruz. O zaman senin yapman gereken bizim bu açtığımız kapıdan içeri girmek, kendi gayretinle başarıyı yakalamak. Mutlaka kanalımıza abone ol, bildirimleri aç Tonguç'um. Ödül soru yollarınızı bekliyoruz. İnşallah 2023 LGS'de kendi efsanenizi yazacağınıza inanıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım kolay gelsin. İnşallah hocam.